Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, doçent doktor Zeki Atabulut ben. 9 Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesiyim. Sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar ve projeler yürüttüğünüzü biliyorum. Biraz açabilir miyiz? Tabii ki biz 2018 yılında bir Avrupa Birliği projesi olarak gıda tüketimini sürdürülebilir üzerine bir proje yaptık. 5 farklı ülkeden 6 ortağımızla beraber özellikle tüketicilerin sürdürülebilir gıda tüketim konusunda bilinçlendirilmesi, farkındalıkların arttırılması ve bu konuda bilgi ve becerilerin geliştirilmesiyle ilgili. Geçtiğimiz Haziran ayında tamamladığımız projede yaklaşık 130 bin civarında tüketiciyle bir etkileşim kurma imkanımız oldu. Sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda daha iyi bir ölçüm yapabilmek için bir ölçüm aracı geliştirdik ve buna dayalı olarak çeşitli eğitim materyalleri tasarladık. Nihai tüketicilerin yararlanabileceği bir mobil uygulama geliştirerek bunu kullanıcıların hizmetine sunduk. Her düzeyden tüketici ister bu konuda çok bilinçli olsun, ister bilinçsiz olsun bu uygulamayı indirerek uygulama üzerinden çeşitli eğitimleri ücretsiz bir şekilde alıp daha sürdürülebilir bir gıda tüketimini sağlayabilmeler adına, atığı daha da azaltmak adına, ileri dönüşüm uygulamalarını öğrenebilmek adına buradan faydalanabilirler. Peki İzmir'in çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? EGİAT'ın bu zirvesi hakkında neler düşündünüz? Yeterince sizi etkileyen konuşmalar gerçekleşti mi? EGİAT'ın zirvesi de bu konuda her zaman olduğu gibi EGİAT'ın da öncelikli alanlarından bir tanesi sürdürülebilik olduğu için çok faydalı oldu. Şu anda da bizim de çalışma alanımız olan sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 12.si ile ilgili sorumlu üretim ve tüketimle ilgili sunumlar da yapılıyor. Biz de elimizden geldiğince katkı koymak çalışıyoruz. EGİAT'ın da bu andaki çalışmanın İzmir için öncü olduğunu düşünüyorum ve bütün İzmir ekosistemi içerisinde de çok değerli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah daha ileride de önemli işbirlikleriyle bunu daha da ileriye götürebiliriz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.